Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü açtı programıyla. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas, efendim Erhan Aydoğdu var. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz, iyi günler diliyorum. Hoş bulduk efendim. Ee, şi şimdi mültecilerden başlayacağız ama... E ...oradan bence başlayalım. Onlar onları almazlarsa bile bir virüs e gidiyor oraya yani... Nasıl Hadi, gidiyorsa bu mültecinin pasaportu <laughs> falan da yok. <laughs> Bunu engelleyebilir. Vallahi yiğit seni sokmayın. Çok ilginç değil mi? Tabii ya. Yani öbür tarafta sen Suriyeli, Afganlı neyse şu şu mülteciyi kapıda beklet Yunanistan'da ama birisini engelleyeme... Çok enteresan ya. Ve o onların memleketlerindeki evet. zenginliklerini sömür ...kavuşuk ağacının meyvesinden tutun da yani ya. kavuşuk... maddesinden evet. tutun da. Evet. evet altına kadar Vietnam'ı sömür. Şimdi oradan yayılan bir virüs geliyor. Gel bakalım yakasına yapışıyor. Tabii. Hem de nefeci yakışıyor. Hemen mi? Hemen değil. allah Teala buyuruyor ki ben e, ihmal etmem evet. ama imhal ederim. İmhal etmek demek mühlet vermek demek. Yani bir insan, bir, bir kul bir günah işlediğinde, Allah'ın emirlerini çiğnediğinde allah Teala bir müddet ona belki tövbe eder, pişman olur. Evet. Kazara insanlık hali yapmıştır gibi fırsat verilmiş. Biz de şimdi birisine beddua edince ya bedduam niye tutmadı diyoruz. Ha. Beddua etmek doğru değil de. Değil. Yani niye tutmadı? Ya dur bakalım arkadaş. Sabret ya. Sen madem senin bedduan olacak bu iş o zaman niye Allah'tan istiyorsun? Kendin İşin kendin gör. Evet. Teala inanıyorsan o ne zaman yaparsa o makbulümüzdür. Evet, onu havale ettiysen tamam. Şimdi efendim bir de bu koronadan kaçışlar var. Karantinadan kaçışlar var. Koronadan kaçış da şu, bana bir şey olmaz diyenler. Yani böyle bir hoyratlık içerisinde evet. olanlar. Evet. Diğeri de herif karantinadan kaçıyor yani. Çok ilginç bir şey ya da kaçırılıyor. Bu manzaraları da gördük. Şimdi bir televizyon kanalı da Evet. Ee, devletin sağlık bu virüs kriziyle ilgili yaptığı binlerce faydalı işi bir kenara bırakıyor. Evet. O e, otobüsten havaalanından işte karantina yerine, tecrit yerine, tecrithaneye e, götürülen konvoyun önde o e, polisler de var. Tabii. Eskort Tabii. şeklinde. Doğru. Önünde, yanında, arkasında. Efendim bir otobüs durduruluyor, içinden bir yolcu alınıyor. Anında bunun resmi çekiliyor. Müdahale edenlerin sesi kayıtlı ve bu da bu televizyonda görüntüleniyor. Tabi. Bu görüntüler ha, televizyonda tabi yayınlandı. Şimdi evet. bu e, yani bir transit yolcu transit salonunda Türkiye'ye giriş yapmamıştır. Yolcu transitse pasaporta uğramadan doğru transit salonuna gider. Çünkü o Türkiye'ye giriş yapmıyor. Sadece uçak değiştiriyor. Evet. Yani pasaportuna damga yemiyor Türkiye'den. Bunun evet. gelmemesi Nakil normal olabilirdi. Evet. Hatta normaldi. Kıbrıs, Kıbrıs Türkiye'den gelenleri zaten karantinaya alıyoruz. Bu bizim Kıbrıslı bir öğrencimiz. Orada gurbette boynu bükük kalmış. Türkiye vatandaşları şeydirken, kız yazın efendim Türklük damarı kabarmış veyahut da ya Türkiye affeder yani. Biz ana yurdumuz. Geliriz diye ana yurdumuz evet. kardeşlerimize gidelim diye gelmiş. Orada da havaalanında kendini ortaya vermemiş. Ben transit falan filan diyememiş. Evet. Efendime söyleyeyim. E, ki ortaya çıkmasın diye. Fakat bunun transit yolcuları içinde olmadığını görünce devlet hemen durduruyor. Şimdi devletin işini zorlaştıran o nokta sözünüzü balla kesiyor. Kimse hikayesini anlatmıyor. Bu konuyla ilgili virüsle ilgili hikayesini anlatmıyor. Evet. Kalananlar. İşte devlet orada zorluk çekiyor. Bu Şimdi bir nokta. haberi öyle veriyor ki evet. kim bilir diyor. Kim bilir diyor. Ah. O bir şey var böyle borazan gibi Mesela. böyle düttürü düttürü olan bir adam evet. anlatıyor. Kim bilir diyor. Hangi bakan diyor korudu bunu. Evet. Hangi genel müdür konudu diyor. Evet. Polis kendi kendine mi aldı sanki diyor. Ya. ya polis havalanda bu transit yolcular arasında bunu göremeyince Tabii. uçak listesine bakıyor. Tabii. Transit yolcular listesine bakıyor. Ya bu uçaktan biri çıkacaktı diyor. Evet. O da belki de Türkiye'de karantina şartları uygulur diye kızacağız Türkiye'dekini evet. gelmiş olabilir iyi niyetle. Evet. Yani kendini saklamak için değil. Evet. Onu zorla indiriyorlar. Evet. Efendim bir de bunun babası neymiş biliyor musunuz? Kıbrıs Hava Yolları'nda görevliymiş. Evet. Ana. Üst düzey. Al sana büyük bir su Ey İstanbullular şimdi. Başınıza birilerini seçtiniz geldiniz diyesim geliyor. Hadi bakalım şimdi koronavirüsle devletin tıp imkanlarıyla belediyenin neler yaptığına bir bakar mısınız? Evet. Neler yapamadığına yahut da. Hmm. Maalesef. iki tane kameramandan duraklardaki bankları ilaçlıyorlar. Şimdi banklara da sökme şeyi gelmiş. Çünkü Park, parklara falan Kimse orada bir ara olma, yer yani olmasın. Evet. Şimdi enteresan bir şey. Bunu Türkiye'de çok büyük bir mesele yaptılar. Evet. Ya bir bina var. Yüz bin tuğlayla yapılıyor. Bir tuğlası yamuk konmuş. Efendim o tuğla bakın 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 bu binaya böyle bir tuğla konmuş ya bir tane ya bir tane. Sanki onu arıyorlar değil mi? Onu arıyorlar niye o ararlar? Bin tuğlayı gören yok ama. Halbuki memleketini seven evet. memleketine yapılan işlerde hizmet edenlerde kusur aramaz evet. yardımcı olur. Ya yani neredeyse devlette çalışacak adam bulamayacağız bu adamların sözüne uysaydık tabipler dahil, Türk Tabipler Odası dahil sürekli kusur bulma peşindeler. Evet. 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 Yani şimdi mültecileri <laughs> almadılar. Türkiye katlandı, katlandı, katlandı. Evet. Bak Türkiye bunların memleketini sömürmedi. Yok. Şu ana kadar da Türkiye Cumhuriyeti, daha önce de Osmanlı Devleti bu insanlardan hiçbir şey sömürmedi. Evet. Avrupa'dan da sömürmedi. Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 senelik Padişahlığı sırasında sadece 1641'deki Budin Harbi'nde Budin Kalesi Budin Kalesi çok direnince öldürmekte istemediler insanları. Kale teslim olunca dedi ki bu kale kendiliğinden teslim oldu. Buradaki insanlara yağma, ganimet alma yok bunlardan. Yeniçeriler diş gösterdiler Kanuni Sultan Süleyman'ına. Biz bu kadar biraya yani bu kaleyi kalesi de çok enteresan. Tuğladan kale. Tuğladan o zamanın kalesi. Kırmızı Çok tuğladan. da uzun evet kırmızı evet. tuğladan. Efendim dediler ki olmaz. Din böyle diyor arkadaş. İşte Şeyhülislam. Evet. Bunlar eman dilediler. Bir kalede bir infilak olunca demişler aha Türklerin bombası düştü girdi Türkler. Kale kumandan da aman teslim olalım demiş. Zoru görünce ama teslim oldular. Evet. Olunca vay sen bu patlamadan korktu da demedi. Türkler öldürmemek için, sömürmemek için bahane arıyorlardı. Evet. Öldürmek için değil. Ve bunun hatırasına efendim, hürmeten Karnı Sultan Süleyman Han bu kalede Hristiyanlarca e, daha böyle tarihi, daha kıymetli bilinen bir kiliseden iki Şam'dan getirdi. Şam'dan Şam'dan. Hani tarihi camilerde böyle üzerine 750 kiloluk her biri mum koyarlar ya. Tabii. Adam dikmiş gibi. Onların altını getirdi. Yani o e, işte sarı pirinç belki altın kaplamaydı falan. Nereye koydu? Ayasofya koydu. Ayasofya'daki minberin iki yanına koydu. Hala da orada. Evet. Kanuni Sultan Süleyman Han, Macaristan işleriyle 20 yıl uğraştı Allah Bey'i. 20 yılda Türkiye oradan Macar hazinelerini getirmesi lazımdı. Annesinin kucağındaki kralın çocuğuna krallık verdi. Bir de sevdi, aldı, okşadı yanaklarını. Maşallah ne güzel çocukmuş bu diye. Ya insaf edin ya. Siz buradan giden mülteciler diyorlar ki ya size sığınıyoruz. İstemiyoruz, istemiyoruz. E hani Schengen, dolaşım, bilmem ne falan filan, mülteci hakları, insan hakları yok. Öyle mi? Virüs hakları mesela rastası yok. Peki. Evet. allah Teala bir Çok virüs gönderdi. Bitti. Ha buna oh olsun demiyoruz. Yok tabii. Ama bu virüsü de şu anda Avrupa bu belada az gelmiş gibi daha kötü niyetlerle kullanmaya başladıklarını haber alıyoruz. Peki efendim şimdi bir başka başlığa gidelim biliyorsunuz bugün çok affedersiniz bu program Cuma yayınlandığı için evet. <laughs> Cuma günü cemaatle yani, Cuma he. hutbe yok bugün evet ve tabii bir de vakit namazları cemaate kılınmayacak bu o, Sayın Diyanet Başkanı bunu söyleyince bir yazar yazdı bir çizer yazdı dedi ki ne nah yani dedi siz dinde reform mu yapıyorsunuz dedi yazıyı okudunuz mu? Size geldi mi? Ben biraz öyle okudum. Evet. Şimdi enteresandır. Bu adamın... Ne alakası var dinle? Bu adamın, bu, bu yazar Talebeli, evet. İmam Hatip okulu mezunudur. Evet. İmam Hatip okulunu okumuştur. İmam Hatip okulunu okurken köylerine, Şimdi vilayetinde söylemeyeyim ayıp olur. Evet. Efendim e, biraz da kanunları düşünüyoruz tabii. <laughs> Vilayetinin... bir köyüne efendim Allahu Teala'nın yolunu, ehli sünnet kitaplarını böyle insanlara dağıtmak için maliyet fiyatına gelen birkaç kişi oluyor. Caminin e, köy camii. Evet. Şadrvanın oraya kitapları koyuyorlar, abdest alıyorlar. E, girip namaz kılarlarken bir çıkıyorlar bakıyorlar ki Şadrava'da kitaplarda eksiklik var. E, köy, köye de bir yabancı gelince evvela çocuklar toplanır başına. Köy kahyasından evvel çocuklar gelir. Sonra köy kahyası gelir. Sonra da muhtar efendi kahyanın ihbarıyla gelir. Hoş geldiniz demeye veya kimsin nesin falan filan demeye. Yani iyi ve kötü niyet. Nereden geliyorsunuz? Evet. 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 Sorgulamak adına. Şimdi kadar. çocuklara soruyorlar ya bu kitaplar bana diyorlar iki üç çocuk aldı. Kim aldı falan filan falan falan. Efendim falan falan, falan. imama diyorlar ki ya imam hadi biz buraya namaz kılmaya geldik. Bizim kitapları götürmüşte de istiseleri verdik. Biz de kim bu çocuklar falan. Çocuklar getiriyor, getiriliyor. İmam efendi getirtiriyor. <laughs> <laughs> köy kahvesine getirtiriyor. Ee? Efendim diyor ki bu yazar. Evet. O zamanın çocuğu ya yazar olacak çocuk o günden belli. Kitaba ilişkisine bak. <laughs> Ve İmam Hatip talebesi. <laughs> Çok güzel. Diyor ki: Hı. "Hocam evet ben aldım." Evet. "Ama bu din kitabı." Din kitabında hırsızlık olur mu? Ya buyur. Ey İmam Hatip'li, şimdi gece kulüplerinin çeşitli baronlarından zaman zaman böyle tehditler aldığın haberleri gazetelerde yayınlanıyor. Evet. Sen ne diyorsun ya? Hangi dinde reformdan bahsediyorsun ya? İslamiyetin insanların idaresi hususundaki emirlerini bilmiyor musun? Ben bilmeyebilirim. İmamatim okumadım ama sen bilmen lazım. Bilmediysen sen orada da diplomayı çaldın geldin. Yani o okuldan sen hakkıyla diploma almadın. Din kitabını çalarım. İmamatim diplomasını çalarım dedin. Çaldın arkadaş. Evet. Dinde reformu nasıl bilmiyorsun? Şimdi dinde reform, dindeki reform veya bir şeydeki reform, reform asla dönüş manasınadır. Evet. Zaten İngilizler İslamı bozmak için Vahabiliği de ortaya sürerken, efendim e, Müslümanlar zaman içerisinde e, Muhammed Aleyhisselam'ın önce öyle dediler. Evet. Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden ayrıldılar. Kendilerine göre her alimin dediğine göre bir din ortaya çıktı. Evet. Ne yapalım? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki gibi bir din olsun. Onu yaparken ikinci adımda İngilizler Abdülvehaboğlu'na dediler ki ya Muhammed de kafasından söylemiş olabilir. Yani evet. Kur'an-ı Kerim'in safiyeti varken ya ya. başladılar Vahabiler İlla Kur'an-ı Kerim. İyi de Kur'an-ı Kerim'i kim yorumlayacak? Abdülvehaboğlu yorumluyor. Bütün alimleri, ehli sünnet alimleri silip götüren Abdülvehaboğlu, kendi yetiştirdiği talebelerle Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz'in hadis-i şeriflerine de hiç bağlı kalmadan kendi yorumladı. Aha ve habilik. Aha ve habilik şimdi. Buyur. Amerika'nın kölesi halinde. Ee, ...böyle kapısında eşiğinde... ...kafasını koymuş bekleyen birileri gibi... ...evet... ...şimdi... ...bu tehlikeli... ...hastalıktan... ...bu tehlike... ...insanların hayatı tehlikesi var... ...insanların hayatı tehlikesi olduğunda... E, ...bazı... ...haramları... ...ölmeyecek kadar kullanmaya izin verilmiştir... ...ya bu ibadet... ...evet farz... ...farz... ...cemaat farz değil sünnet seviye ama makbul bir sünnet seviye. Yani çok getirisi olan bir sünnet seviye. Fakat eğer bu cemaati yaparken siz insanların hayatını tehlikeye atıyorsanız o cemaati yapmanız vebal olur. Evet. Mesela diyor ki dinde buna şöyle bir misal veriyor. E, necasetten taharet olmadan yani üzerindeki necaseti temizleyemeden e, namaza durursan namazın olmaz. Çünkü namazın farzından birisi. Necasetten taharet. Sonra sen bir avret. Bir hanımefendi evet. böyle bir mülteci kampında bir topluluk içerisinde herhangi bir şekilde ihtiyacı geliyor. Evet. Tabii ihtiyacı geliyor. Peki namaz da kılacak bu kadın. Diyor ki taharetini yapmadan edep yerlerini açmadan ihtiyacını giderdikten sonra namazını kılar. Bitti. Burada cevaz var. Peki sen kim oluyorsun gazete yazarı da böyle milletin eline bir şey tutuşturuyorsun. Bir meşale veya bir beyan tutuşturuyorsun. Dinde reform yapılıyor diye. Bunun reformla alakası ne? Şimdi bazı kimseler... kimse Hayır, herhalde, cemaat namazları artık kılınmasın ya da cuma namazları olmasın demiyor ki bir tedbir var bir hastalık var bu bir, bir müddet buna var. dikkat edelim bir diyor. Bir salgın var bir müddet buna dikkat edeceğiz diyor. Bunun reformla ne alakası var? Madem öyle anlamadım. de ki bizi ev Hayır, hapsine aldılar diye. Tiye alıyor, gırgırı alıyor, şamataya alıyor yani bu işi. Bana Yok bir, bir yandan şey. da evet. ha bak diyor siz Müslüman Müslüman dediğiniz ama ha. geldi diyor. Tabii. Müslüman ne yaptı? Doğru. Camileri kapattı diyor. Öyle diyor tabii. Şimdi camilere kilit vurdular diyor. Ya aslında Sayın Ali Erbaş'a burada gizli ama, bir muhalefet de var. Ama senin gece kulüplerine de kilit vurdular. Onda desene gece kulüplerine niye kilit <laughs> vurdunuz diye. Eğlence merkezlerine. E, değil Neyse, mi? Söyleyeyim yani işte. Evet. <laughs> Sen Direkt. Eğlence merkezlerine kilit de vuruldu değil mi? Ne evet. olacak şimdi? Evet. Şimdi Avrupa bu e, sınavda geçer not almadı. Evet. Hatta okuldan atılma notu aldı. E tabii şimdi Niye? İta ahlaki, ahlaki değerler gitti. İtalya müttefikine İtalya'ya bile yardımcı olmuyor. İtalya Hiç kimse... Şey yapınıyor. İtalyan doktor, İtalyan hastaya bakmıyormuş, seçiyormuş. Ya. Onu getirme. Kaç yaşında şu anda? Getirme, getirme onu. O kaç yaşında? Getirme, getirme. Şu genç çocuğu getir, getir bakayım. Tamam. Ha iyi. Ben bu, bundan ilgilenirim. Ve maalesef... Sosyal güvenlik politikası Avrupa'da iflas etmiştir, ellerinde patlamıştır. Almanya bundan 10 sene öncesinden başlayarak hastalara yaptığı çeşitli tıbbi alet edevat, işitme cihazı olsun, daha başka şeyler olsun, bunun gibi gözlük gibi şeylerde hiç para almazken şimdi tamamına yakının parasını alıyor ama yine yürütemiyor. Niye? ...yaşlı bir nüfus ortaya çıktı. Evet. Emekli yaşını yükselttiler. Ben gördüm böyle... E, ...Almanya'da bir e, mağazanın... ...kasiyeri, kadın... ...gözündeki gözlük... ...çay bardağının dibi gibi kalın mercekli... ...saçları başları ağırmış... ...zor okuyor... ...neyse ki orada barkod okuyucu var... ...onun düdük sesini artık duyuyor mu... ...lambayı mı görüyor bilmiyorum... ...efendim... Evet. Orada çalışıyor o yaşta insan. Şimdi İngiltere kraliçesi 90 küsür yaşında 1953'ten beri tahta olan kraliçe İngiltere'nin başında taşıdığı bütün hanedan üyelerinin uyduruk görevlerle Windsor düşük dükü bilmem ne nesi diye efendime söyleyeyim Galler Prensi diye çeşitli makamlarla İngiliz bütçesini haybeden yedirdikleri ailenin reisi oğluna bile feragat edip de krallığı bırakmayan kadın virüsten dolayı sarayından kaçtı. İngiliz kraliçesi sarayından kaçtı. Bakın kan mı diyorlar ne diyorlar ben İngilizce Şimdi bir didikodu da var o Harry var ya bir yaramaz ilan ettikleri evet, bir prens evet, evet. diyor ki o bir şekilde getirdi bu virüsü. ...kraliyet ailesine bulaştırdı. O taşıyıcı oldu. Dolayısıyla ölenler de var. Kraliçenin kocası hayatını kaybetti. Diğer damat bilmem ne oldu falan. Ee, şey Bir sürü tezvirat da var. Var. Evet. Şimdi de İngiltere'nin esas... Ee, Çocuk baktı kimsenin emekli, ölmeyeceğini... ...herkesin hayatta olduğunu... Emekli bıraktı sayısı gitti. çok yükseldi. Evet. Emekli tabii, maaşı... De. Evet. Adam devlete 30 sene hizmet etmiş... Hı ama 50 senedir emekli maaş alıyor. yani 20 senelik açık var. Bunlar ölsün diye yaşlı hastaları Avrupa ihmal ediyor. Resmen ihmal ediyor. Ölüme terk ediyor. Bunlar nasıl olsa ölü ölüm adayı. Zaten herkes ölüm adayı kardeşim. Dünya ya gelen Dünyaya ölecek. Dünya gelen evet. ölecek. Peki sen değil misin ki insan haklarına aykırı diye ölüm cezasını kendinde yasakladın? Türkiye'nin de önüne engelsin şimdi Avrupa Birliği olarak idam koyamazsın, idam koyamazsın... Seninki idamdan beter be. Evet. İdam da adamın hiç olmazsa kararı göğsüne yapıştırıyorlar. Okuyorlar burada idam kararını. Burada Ölüme gel, terk gel gel seni tedavi ediyoruz diyorlar. Ha, gel ha. gel sana mama vereceğiz gel diyorlar. Hani şu Ankara'da e, zehirli tavukla verip ya. de köpekleri öldürenler var ya. Evet. Onların yaptığından beter bunların yaptığı. Hakikaten öyle. Öteki adam hasta. Böyle yani diyor ben bu köpeklere düşmanım arkadaş. Bozuluyorum diyor. Evet. Ben bunların Psikolojisi tercih... bozuk. Evet psikolojisi bozuk. Sizin de mi psikolojiniz bozuk? Siz hasta mısınız? Asıl evet. hasta siz misiniz? Peki efendim araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yazi ile programımızı sürdüreceğiz. Kısa bir reklam efendim. Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz. Söz sözü açtı programında araştırmacı tarihçi İsmail, tarihçi yazar Sayın İsmail Yağcı var. Sayın Yağcı her yıl kaçtı kaçtı ama bir umudu da yoktu. Yani gelecekle ilgili birkaç sene sonra ben ne olacağım diye ve babasına bakıp durdu. Ya benim babada falan burada duruyor. En iyisi bana sıra gelmeyecek dedi. Çekti gitti ama bu iftira çok ağır bir iftira. Taşıyıcılık iftirası. Mikrovirüs taşıyıcılığı iftirası çok büyük bir iftira her yer. Evet. Bunu bize bulaştırdı diye. E, öyle diyorlar Kraliyet ama. Kraliyet ailesinde böyle bir panik de var. Öyle diyorlar ama Kraliyet ailesi bu dedikoduyu da destekliyor zannediyorum. Evet. İyi de hani e, baltayı vurmuşlar ağaca. Evet. Ah ah demiş. Ne yapayım ki sapı bizden. <laughs> Baltanın sapı ağaçtan ya. Evet. E senden senin soyun evet. Hollandalı sen ne arıyorsun İngiltere'de krallık yapıyorsun? Ya. Yeah. Hanedan Hollandalı. İngiliz adam mı yoktu yani sizi idare edecek de Hollanda'dan ithal kral getirdiniz, hane'den getirdiniz. Yıllardır Hollandalılar İngiltere'yi idare ediyorlar. Ya. Yeah. Evet. Evet şimdi şimdi Hollanda evet. prensine de yani kraliçenin oğluna da virüs bulaşmış. Evet. Dinlemiyor. Ya arkadaş hani derler ya er kişi diyeti deyince ya er değil er değil o albay falan demişler ya. Ya bu virüse deseler ki ya bu prensdir aman gelme bak buna. Evet. Görüyor musunuz? İnsanlara allah Teala birbirleriyle eşit olduklarını şu anda böyle gadab-ı ilahiyle ya gönderdi bu virüsü. Evet. İyi bakın, iyi bakın diye. Şimdi diyeceksin ki bu bir bela mı? Bela. Ve bütün insanlığın üzerine Allahü Teala'nın gönderdiği kadar bir ilahi sebebiyle gönderdiği bir şey. Şimdi adamın birisi çölde giderken atıyla bir ihtiyar görüyor. İhtiyar da çölde zor yürüyor böyle sıcak elinde değneği var ama ıkına sıkıra gidiyor. Ya amca gel diyor seni arkam alayım diyor. Kendisi böyle şey hükümdarın oğlu. Pırıl pırıl giyinmiş üniformalı ceylan belki de. Efendim. bu adam arkasına biniyor. Giderlerken bir kum tepesini aşınca eşkıyalar önlerini kesiyor. İnin bakalım aşağıya iniyor. İhtiyara bakıyorlar, Aa, bundan iş çıkmaz diyorlar. Onu ayırıyorlar. Şimdi o çocuğa diyorlar ki, şunu ver üstündekini, şunu ver. İhtiyar diyor ki, şu da var, bak parmağında yüzük var ya diyor, çok pahalıdır diyor. Olan o kadar kızıyor ki ya, ne, Nemrut adammış bu diyor ya. Ben bunu arkama aldım, iyilik yaptım, çölde zahmet çekmesin diye bu beni bunlara fitliyor, hedef gösteriyor. Yeah. Bunun atı da çok güzel diyor, çok rahat bir at diyor. Onu da alın diyor. Yoksa kaçar gider babasınınsız şikayet eder diyor. Bir iki üç beş olan her şeyi gidiyor. Sırtıda bir gömleği kalıyor. Diyor bu gömleği alın. Bak bu ipekli gömlek ha. O olan don gömlek kalınca. ...efendim... ...bir... ...ses duyuluyor. Vay eşkıya varmış burada falan filan diye gelip eşkıyaları yakalıyorlar. Tabi adamın böyle birkaç ihbarına olan kızdığı için gidenlere acımıyor. Bu ne kadar diyor körlük yani. Bir adam diyor... ...ya sen... hiçbir insanlıktan anlamazsın ya. Kumların içinde zahmet çekiyordun değil mi? Evet... ...ben aldım değil mi diyor, sen istemedin diyor... ...ben aldım arkama, evet aldın diyor... ...bu iyilik değil mi sana diyor, iyilik... ...sen niye bana kötülük yaptın... ...yok diyor şehzadem... ...ben sana kötülük yapmadım... ...bizi orada eşkıyalar çevirince... ...bu... ...bir zulüm işiydi... ...bir yere... ...zulüm geldiğinde... ...zulüm haddi aşarsa... ...Allah-u Teala'nın... ...gayretine dokunur allah Teala o zaman imdadı ilahiye gönderir. Ben bir baktım, yüzüğünü söyledim, kurtarıcılar gelmedi. Atını söyledim, kurtarıcılar gelmedi. En son artık anadan olacaksın gömleğe söyleyince allah Teala ya yardımı gönderdi. Ben allah Teala'nın yardımını davet için bunları yaptım diyor. Şimdi bu zulümden biz anlamazsak eğer, Demesinler ki işte Çin seddinin ardından yecüc mevcut çıktı, kıyamet kopacak falan filan. Şimdi insanlar ne kadar birbirine Allahü Teala'nın kulu diye hürmet ederse, iyilik yaparsa, ayrım yapmazsa çünkü Müslüman orduları hiç ayrım yapmadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren tamam biz sizin emrinizi kabul ediyoruz, biz size vergi verelim, cizye verelim. E cizye vergi. E Müslümanlar da bu vergi alınıyor. Orada da zekat alınıyor. Evet. Cizyeyi verelim ama biz dinimiz öyle kalın diyor. Kalabilirsiniz diyor. Kalabilirsiniz. Siz bizim aramızda kalın. Yok illa biz onu da vermeyiz arkadaş. Sizi de buradan kovarız. E yani kovun o zaman diyor. Hadi bakalım. Yermük Muharebesi bunun çok dehşetli bir delilidir. 240 bin kişinin karşısında Halid bin Velid Hazretlerinin radıyallahu teala an 40 bin kişilik ordusu. 240 bine 40 bin. Biner kişilik taburlar haline gelmiş ilk İslam ordusu. Bizans ordusu biner kişilikmiş. Halid bin Velid Hazretleri diyor ki biz de alaylarımızı biner kişi yapalım. Enteresan bir strateji ve tabiyeyle askerini yerleştirmesiyle 240 binlik devi yere seriyor. Ama Cizye kabul edenlere tamam diyor. Şam bölgesinde kimseye dokunmuyor Dimeş bölgesinde. Tamam siz devam edin. Ya kılıcı çek hani var ya adam meyhanede gitmiş. Lan demiş sarhoş kafa Almanya ilk gidişlerde söylerler. Efendim ya kelime-i şehadet getirirsiniz ya da sizi vururum falan. Ya sen kendin zaten dağıtmışsın kendini. Yani kelime-i şehadet getirmeyi niye istiyorsun? İşte kara cehalet var ya, kara cehalet Ramazan-ı Şerif'te böyle kendisi gider evinde öyle yemeği yer, yer. Ondan sonra çıkınca da sokakta sandviç yeni döver. Pasinde e, treni durdurup e, yani, koluva Allah okutmak. Ben şeyi kullan söyleyeyim. Ya kardeş hele bir dinle bakalım doğru söyler <laughs> mi? Hele bak ona doğru <laughs> mu? Elhemi doğru doğru okuyor mu? <laughs> diye. Şimdi, Şimdi bir şey söyleyeceğim müsaade edersen. Bir şey soracaksınız biliyorum da. Dünya sağlık ee, teşkilatı çok mühim. Takıntı et Ondan önce bir Schengen var, Schengen. Evet. Schengen Türkiye'de bilmeyen yok. Schengen vizesi aldın mı? Ya aldım. Tamam. 25 tane Avrupa ülkesinde şimdi 27 mi oldu 28 mi oldu? Hı hı. Ülkesinde rahat bir vaziyette hiçbir hudut kontrolü, gümrük kontrolü olmadan bütün Avrupa'yı dolaşırsınız. Yunanistan'a bir Schengen vizesi alın. Devam edin arkadaş. Schengen vizesi patladı. Ha demek ki Avrupa Birliği, Avrupa devletleri kendi fikirlerinin alt programında birbirleri nifak ve ayrılıklara aynen yatıyor. Gayet tabii. 30 yıl savaşları gibi, 100 yıl savaşları gibi aynen yatıyor. Schengen vizesinin patlaması da bunun habercisi. Evet. Bundan sonrasında herkes kendini düşüyor. Bencillik ha, biz diz boyu. Biz, biz 80'i geçtik. Allah Teala'nın emri ne zaman vakı olursa o zaman Allah hayırlı kara, uzun ömürler versin e, efendim. Göçer gideriz. Ama inşallah kalanlar görecek, sizler görürsünüz inşallah ki Avrupa Schengen vizesini patlatarak Avrupa Birliği'ni patlatmış oldular. Evet. İngiliz'in Brexit'inden falan bu çok daha dehşet bir şey oldu. Şimdi gümrük kapıları kuruldu. Fransa'dan geliyorum diyorsun. Efendim Belçika gümrüğünde bir dakika dur bakalım arkadaş kusura bakma sen alamayız diyor. Hani ya beraberdiniz ya. Birliktik. Evet. Böylece Avrupa Birliği'nde İtekaka götürdükleri haçlı birliği iflas etti. Şimdi yeni bir birlik peşindeler. Bu birlik peşindeler ama bu birliği de sağlayamayacaklar. Evvela dünya bir safrasını atacak gibi geliyor bana. Yani kötü bir haber mi veriyorum? Vaki e, vaki olanda hayır vardır diyeceğiz. Ne diyelim? Evet. Vaki olanda hayır vardır. Dünyada Amenna. safra çok birikti. Zulüm çok birikti. Düşününüz ya Avrupa'daki insanların yaşadığı refahı Afrikadalar Afrikadaki insanların çektiği zulüm ve çöllerde yollarda geçen efendime söyleyeyim denizlerde geçen e, tehlikeli yolculuklarla nereye sığınıyor bir Faslı Hollanda'ya sığınıyor niye e burada para var geçim var e niye orada yok ya bu zamana kadar Fas'ta yapılmış eserlere bak demek ki burada insanların hali vakti çok yerindeydi... Tabii. Afrika'da nice kerpiçten camiler görüyorsunuz ki 1000 yıllık, 1200 yıllık. Muhteşem. 1200 yıllık Tabii. kerpiçten camiler var Afrika'da. E bunu yapabilmek için yani böyle beton santralları falan getirip de mikserlerle hop vinçle bir günde dikilen değil. Bir ömür boyu çalışılan yerler ama ayakta dimdik duruyor. Niye? İhlasla yapılmış kardeş. İhlasla yapmasan sen, işini ihlasla yapmasan, efendim yaptığın binayı yapmasan, ticaretini ihlasla yapmasan, fırsat bu fırsattır. Hadi bakalım. Maskerin efendim 25 tanesi, 50 tanesi çıkmış 150 lira. E, i̇nsaf edin birader ya. Onu bırakın marketlere saldırdılar. Birisinin önünü kestim, eli böyle dolu. Dedim sen virüsten korkmuyorsun değil mi? Ölümden korkmuyorsun ama açlıktan korkuyorsun. Ya anlamadım ki dedim ya aç kalacağım diye korkmuşsun, saldırıyorsun. Bir sürü şey var evet. elinde böyle tartıyor. Her kolunda 20'şer kilo gıda, bakliyat var. Ortada ölüm var, virüs var ya ona karşı bir şey yapsan yani açlıktan. Evet, bir şey evet. soruyordunuz, aç... ben yarım bıraktım. Kusura ee, bakmayın. <laughs> Efendim dünya sağlık teşkilatının çalışmaları var. Siz de takip ediyorsunuz. Sade, sade Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in ha. bütün unsurları sırıfta kaldılar. IMF bile çağrı yaptı. Bir trilyon dolar ayırdım. Bazıları sormuşlar. E verin ne? Nasıl e, alacağız falan. E kredi şartlarında canım. Tabii, Daha önce tabii, nasıl veriyorsak tabii, falan. Canım, tabii. Evet. buyurun Size bir kolaylık yaparız. Evet. Çok müracaat var. Sizinkini öne alır veririz. Ya da <laughs> ya da borcunuzu borçla ödettiririz size tekrar. Artık. Evet. Şimdi e, dünya beşten büyüktür diye Cumhurbaşkanı Evan'ı söyleyeyim, Birleşmiş Milletler'de söylediği zaman ben de yani ya bu, bu adamlar hakikaten yani bir zulüm yapıyorlar ama bu işi kaptırmazlar elinden diye düşünüyordum. Evet. Fakat mer arkaları fosmuş bunların Dünya Sağlık Teşkilat dedikleri şey sadece durumu rapor eden müşahit müesseseymiş. Nerede ne kadar adam öldü? Evet. Arkadaş sen <laughs> sağlık harbini sıhhatle ilgili mücadeleyi kazanmayı bir başar ya. Bir gücün olsun elinde ya. Benim memleketimde çok ölümler oldu. Şu kadar adam Çin'de öldü. Şu kadarı İtalya'da öldü. Onu da yine de yaparken o tarafı az gösterip bu tarafı çok gösteriyorsun. Bu dünya sağlık teşkilatı nedir? Hiç. Sıfır. Birleşmiş Milletler'in diğer kültür şeylere bakıyorsunuz. İslamiyet'in dışında ne varsa onlar dünya kültür mirasına dahil. Allah Allah siz yani Hristiyan e, alemine bedavada miras kazandırıyorsunuz. Başkalarınınki de getirip koyuyorsunuz veya onları öne çıkarıyorsunuz. Böyle birleşmiş milletler olur mu? Bunlar birleşememiş milletler topluluğu. Evet. Kafaların arkasında mutlaka bir ayrılık fikri ve vardır ve kendi vardır. Birleşemez deni vardır, milletler topluluğu. Vardır. Evet. Birleşemez millet topluluğu. Evet. Bakıyorsunuz Türkiye mültecilere böyle yağ dök yala Efendim, biriketten evler yapıyor, iki katlı deprem evleri yapıyor, sığınmacılara bir şey yapıyor, okullar açıyor, kendi öğretmenlerini başlarına koyuyor. E siz ne yapıyorsunuz? Paris'in efendim banliyosunda karton üzerinde yatan mülteciler. ...yok ya, Türkiye, <laughs> Türkiye'de mülteciler karton üzerinde yatmıyor ki ya. Asfalt yolları yapılıyor. Konulan ...bülteci, e, sığınmacı evlerinde... ...çadırlarında bile su akıtılıyor ya. Allah'a şükür. Bunu yaptığı için de... ...Türkiye böyle krizleri... ...inşallah çok rahat atlatacak. İnşallah. Şimdi bir de bir şey daha... ...ben söyleyeyim. Siz, siz gene... Tabii. ...sorularınız var gibi be. geliyor. Evet, devam ediyoruz. Şimdi... birilerine bir şeyler oldu. Hani derler ya... ...kafasına saksı mı düştü falan diye. Evet, meşhurdur. Evet. E, Sağlık Bakanı'na ağızları dolu dolu... ...teşekkür ediyorlar. Hı hı böyle hani şey gibi bir genel kurmay başkanının böyle birlikleri huzurundaki tavrı gibi kendisini böyle sağa sola bakarak bir değişik hale getiren bazı sözcüler var. Bunlar şimdi aynı adamlar sağlık personeline de teşekkür ediyorlar. Hemşirelere teşekkür ediyorlar. Evet, önemli. Efendim, acildeki ambulanslarda çalışan şoförlerine kadar adlarını anıyorlar. Demişler ki güya yani güya. Hastaneleri yapanlara da teşekkür etseler. Güya güya. O poliklinikleri. <laughs> Yok. <gülüyor> Dev şehir hastaneleri şimdi neye yarıyor Atollah Bey? Ya. Hani fazlaydı bunlar. Hani bunlar lükstü. Ya. allah Teala muhafaza etsin. Şimdi demişler ki güya bu benim mizansenim. Bunu böyle kabul edin. Ya ayıp demişler kardeşim bak. Bakana kadar teşekkür ettiniz. E bakanın bağlı olduğu da Cumhurbaşkanı var. Bir hiç hükümet var. Hiç olmazsa, hiç olmazsa ya Cumhurbaşkanı. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümeti. Efendim, Cumhurbaşkanı'na bir teşekkür etseniz. Valla edeceğiz ama bir şartımız var demiş. Aha. Hakaret ve küfretme hakkımız saklı kalmak üzere orada teşekkür edebiliriz. Evet yani. Çünkü biz alışmışız Hani ne derler alışmış Şeyden beter <laughs> derler Adını koyalım <laughs> Efendim biz alışmışız sövmeye saymaya evet. Hakaret etmeye O hakaret hakkımız saklı kalırsa Teşekkür edeceğiz ya bak Hem teşekkür etti hem de sövüyor Demezseniz biz ona da teşekkür edebiliriz Demiş Geçen gün bir milletvekiliyle görüştük telefonda Ya bunu abartmamak lazım Yani bu bir kültür diyor yani falan Yani biz bazen böyle kahveden de Biblimize şey yaparız. Peki ben, dememiş mi oru söyleyen kardeşim? gazeteci veya muhabir <laughs> neyse efendim ben de bu kültürü bir size karşı kullanayım dese <laughs> ne ne derdi madem ki sövme kültür hatırladın mı hatırladın mı diyor falanca kişi hani öyle derdik ya yolun ortasında dedim ya git ben demiyordum sen diyebilirsin dedim. Ya, ya Allah Allah yani bu milletin adetlerini öflerini kendi ee, böyle evet. şuur altında saklı e, zalim ya. niyetlerine alet ediyorlar ya. Örf adet diyorlar ya. Örf adet var mı ya? Örf adet yani inanç da bunun içerisindedir. Bir Müslümana bakışını bile sert yaparsan büyük Be vebaldir. Yani benim ne ya sen Azrail gibi bakıyorsun dersen evet. çok büyük günahı var. Ya. Sen can alıcı melek misin? Ne biçim bakıyorsun dersen? Ya Müslümanlık bakışı bile kontrola getirmiş. Aşağılayacak şekilde bakmayacaksın. Munis bakacaksın. Ellerin yetim başını okşayacak şekilde yumuşak hareket edecek. Bizlerde dirsek vura vura dirseklerimiz eskiyor. Hakikaten. Gömlekleri, yani. O gömlekleri. hışım. Evet, evet. O hışım, o... Ha, e o zaman hangi kültürden bahsediyoruz? Öfke Haklısın. hali. Sen eğer İslam'dan önceki cahiliye devri, adetini diyorsan evet. e, biz orada yok. Geride bıraktık onu. Biz orada yokuz. Evet efendim. Evet. Bir şey soruyordunuz herhalde. Onun evet. için ben böyle sözü şey ettim. Kuş gribinde kuş gribinde milyonlarca hayvanı diri diri böyle öldürücü kıyma makinelerine koyup tavukları bağırta bağırta öldürdüler. Ya Peki efendim öldüreceğiz bunu. Yok. Öldüreceksin de onun hayatına son vereceksin de. Evet. O senin bıçağını tanımıyor olsa bile hayvanı keserken bıçağı göstermeyeceksin. Develeri bombaladıkları gibi, ...bilmiyorum nasıl yaptıkları. Evet. Bilmiyorum. Canlı canlı. Avustralya'daki. Evet. Hala bela başlarında. Ya alın teker teker kesecekseniz bile Afrika'ya getirin orada açlar var, şeyler var, insanlar gitsin. Yakında, De, yakında Avustralya'da taş bitti, abele paydos deyip bayrağı indirilirse şaş <laughs> Değil mi? O, evet. o vakadan o kıta, sonra o kıta, bir türlü o kıta, şey olmadı. O kıta, o kıta iflah olmaz. Evet. Uzun süre iflah, iflah olmaz yani. Dolayısıyla insanlar sağlıkla mücadele ederken... Evet. Beni taraftan da yıkıcı böyle zulüm haline dönüşmüş şey yaparsa Allahu Teala işte kılın belki de bir saç kılının saç telinin binde biri kadar olan bir ufak virüsle hepimizi başımızda elinde e, keskin nişancı tüfeği olan nişancı olan insanın düştüğü hale getirdi. Peki efendim sevgi edinizler araştırmacı taçci İsmail Yacıya bugün için çok teşekkür ediyoruz bize aydan süren sonuna geldik ben Ataullah Rasulallah.